Habertürk.com'dan merhaba, ben Esra Boğazlıyan. Bugün stüdyoda önemli bir konuğum var. Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Habertürk'e hoş geldim. İnşallah Başakşehir'de Habertürk'ü bekliyoruz. İnşallah, inşallah en kısa zamanda efendim. Şimdi bugün Sayın Başkan'la İstanbul'un gelişen, değişen ve sürekli büyüyen bir bölgesini, Başakşehir'i konuşacağız. Elbette yatırımlarınızı, projelerinizi, planlarınızı soracağım. Sorunları da konuşacağız. Bu konuda da sorularım olacak. Sayın Başkan, şimdi Başakşehir için şöyle bir tanım yapılıyor. İstanbul'un içinde, İstanbul'dan öte. Evet, yeni bir slogan buldunuz. Güzel oldu bu. Evet. Diye bir tanım yapılıyor. Yani aslında baktığımız zaman gerçekten Başakşehir merkeze mesafesi, uzaklığı bakımından belki bir dezavantajmış gibi görülebilir. Ama bunun yanında da planlı kentleşmesiyle de aslında İstanbul'un diğer ilçelerine örnek de teşkil ediyor. Bütün bu parametrelere baktığımızda avantajlarıyla, dezavantajlarıyla bize öncelikle nasıl bir Başakşehir portresi çizersiniz? Kısaca öyle başlayalım. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında Başakşehir şehrin kenarında değil, şehrin ortasında. Coğrafi olarak da İstanbul'un ortası Başakşehir. Başakşehir hem kuzeyinde havaalanıyla hem bölgeyle ilgili İstanbul'un merkezi olması hasebiyle, daha önemlisi de modern bir kentleşmeyle, bu çok önemli çünkü İstanbul'un en önemli konularından biri, deprem riski yaşayan bir şehiriz İstanbul olarak. Modern bir kentleşmeyle büyüyen, ki oranlar da burada çok önemlidir. İstanbul'da %80'lerde tartışılan kaçak yapılaşma ve kentleşme problemi Başakşehir'de çok şükür yok. Bu anlamda %20'lerde, çok %30'larda. Evet. Ve şu anda o kalan %20, %30'ları da yenilemeye başladık. Hızlıca onları da tamamlayacak. Ve Başakşehir inşallah İstanbul'da, evet, bu riski en az yaşayan, belki de inşallah hedefimiz o, hiç yaşamayacak bir ilçe olacak. Bu çok önemli. En çok önemsediğim konulardan biri. Birçok başlık var Başakşehir'i ön plana çıkartan. Bunlardan mesela bir tanesi, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi var Başakşehir'de. Kitleli sanayi bölgesi. Yine yakın tarihte açılmış, ki pandemi döneminde en önemli konulardan bir tanesi, Çam ve Sakura Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi. Yine sporda şampiyon bir takımımız ve Türkiye'nin en büyük stadımız var biliyorsunuz. Sporda da bir başkent. Eğitimde de Millet Kütüphanesi'yle ve Türkiye'nin en büyük Millet Kütüphanesi'yle, Kıraathanesi'yle ve o bölgedeki eğitim yatırımlarıyla, üniversite yatırımlarıyla yine lider konumda. Birçok alanda ön plana çıkmış, daha önemlisi de yaşam kalitesi olarak ön plana çıkmış bir şehir. Şu anda kişi başı yeşil miktarı Avrupa ortalamasının iki katında, yaklaşık 21-22 metrekarelerde. İstanbul ortalaması 2 metrekare civarı galiba, değil 10,5 mi? Olarak konuşmuşlardı daha önce. Tabii oradaki verileri çok güncellediler mi bilmiyorum. Şu anda o rakam bizde 2 katı. 22 kişi başı 22 metrekare. Bu belki de İstanbul'un yaşam için tercih edilmesi ve orada Başakşehir'de olunması için en önemli sebeplerden bir tanesi. Yani coğrafi konumdan daha önemlisi yaşam kalitesi. Çok şükür şehrimiz böyle bir şehir. İçinde yaşayan insanlar da hep şu ifadeyi kullanıyor. Bunu çok mutlu oluyorum. Başakşehir'de yaşayan insanlar, şehir içerisinde işimiz düştüğünde hiç gidesimiz gelmiyor. Yoğunluktan, kalabalıktan, trafikten. Başakşehir'e dönünce acayip rahatlıyoruz. Bir an önce kaçasımız geliyor, Başakşehir'e gelesimiz geliyor. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şehri modern kentleşmeyle büyütürken, emsal yoğunluklarını da artırmadan, mevcut emsallerini koruyarak, şehir kalitesini bozmadan şehrin tamamlanması, şu anki ana mücadelemiz bu. Ve en ufak sekteye uğramadan şehrimiz kaliteli, her türlü ihtiyaçların sosyal manada, kültürel manada ve diğer konularda her türlü ihtiyaçların karşılanarak büyüdüğü bir şehir. Biraz uzun özetledim. Yok, gayet güzel oldu. Şimdi Sayın Başkan, peki bu 2 yılda Başakşehir'de ne oldu? Ben göreve başlarken İstanbul'da en genç belediye başkanı olarak göreve başladım. Evet. Hava bende acayip, hava 1500 yılları. En genç belediye başkanı falan diye. Seçimde benden daha genç arkadaşlar göreve başlayınca benim tahtımı koydular. O yüzden de artık en genç belediye başkanı değilim ama
gençlik adına çok yoğun faaliyetlerimize, uğraşlarımız da var. Bu iki yıl içerisinden önce 1,5 yılda bizim yarım dönemimiz, hatta bir çeyrek dönemimiz var. Evet, Sayın Mevlüt Uysal'ın evet, Büyükşehir'e geçtikten sonra. Geçmesiyle. Ama daha önemlisi şu, ben Başakşehir Belediyesi kurucusuyum. Yani 2009'da o ilçede belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlamış. O ilçenin her şeyine hakim olan birisiyim. O yüzden yeni bir konu benim için böyle farklı bir konu yok. Zaten kuruluşundan itibaren yoğun bir şekilde içinde olduğum ve her şeyin hakim olduğum için ilçenin. O yüzden sıkıntımız yok. Uygulama olarak inşallah birazdan bir takım projelerden de bahsedeceğiz. Farklı projelerden de bahsedeceğiz. Ona fırsatımız olacak diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Soracağım. Ama, özellikle gençlerle ilgili çok evet. Önemli projelerimiz bir var. Bir de ben aslında şey yapmak istemiyorum ya işte evet bakalım şu anda hazırladığımız 50 tane projeyi tek tek anlatalım. Sıkıcı olacaktır. Onlara da çok girmek istemiyorum ama mutlaka gençleri konuşalım. Evet. Onlar önemli çünkü. Peki. Şimdi onlara geçmeden önce bir çok gündemde olan bir mesele var. Onu bir sormak isterim size. Tabii şimdi ben girişte de bahsettim. Başakşehir işte merkeze uzaklığından atıf yaptım. Mutlaka sizin de ulaşım birinci önceliğiniz diye düşünüyorum. Evet. Öncelikli meseleniz, öncelikli konunuz. Ama bu son dönemlerde bir Başakşehir'e ulaşımla ilgili bir trafik krizi mi yaşanıyor? Ben sosyal medyada çok görüyorum, çok takip evet. ediyorum. Bölge sakinlerinin bazı şikayetleri var. Neden kaynaklanıyor bu? O konuda da ben hızlıca bilgi vereyim. Aslında Başakşehir içerisinde trafik problemimiz yok. İlçemiz o konuda çok şanslı bir ilçe. Daha çok biz şehir içerisine giderken ki ana arterlerde problemler yaşıyoruz. Bağlantı. Evet, yok. Ana arterlerde problemler yaşıyoruz. Ama şehir içerisinde trafik problemimiz yok çok şükür. O yüzden de zaten Başakşehir çok tercih edilen bir ilçe. Nüfusu son 4 yıl içerisinde en çok artan ilçelerden birisi yüzde olarak. Şehir kalitesini bozmadan. Bizim bu son dönemdeki problemimiz Bahçeşehir mahallemizde. Daha önce İBB yönetimiyle bizim oradaki uygulamalardan önce yani şu anki yapmış oldukları uygulamalardan önce görüşmelerimiz oldu onlara. Bu uygulamalar başlamadan önce alternatif yollar üretin ondan sonra başlayın diye tekliflerimiz oldu. Ama maalesef dinlemediler bizi. Otoban girişlerini ve çıkışlarını kapattıkları için şu anda Bahçeşehir'de maalesef çok sıkıntılı bir trafik var. Çok yoğun. Bunu ben çok üzülüyorum. Büyükşehir adına insanlardan ben özür diledim. Yani böyle bir duruma düşürülmesi oradaki vatandaşlarımızın beni çok üzdü. Orada aslında çok basit önlemlerle bu yaşanmazdı. Ama maalesef bizim yan tarafımızda başka bir ilçe sınırlarında bu yolların, alternatif alanların yapılması gerektiği için ben müdahalede bulunamıyorum. Büyükşehir yetkililerine tekrar tekrar anlattık. Vatandaşımızdan destek istedik. Siz de lütfen bunu dile getirin. Bir şekilde bu dikkat oluşsun ve bu alternatif yolları yapsınlar. Yoksa oradaki proje belki de bir sene sürecek ve biz o trafiği çekeceğiz. Böyle bir uygulama, bundan dolayı işte bir yoğunlaşma oldu. İnşallah bizi dinlerler ve bu alternatif yolları yaparlar. Oradaki vatandaşımız da rahatlar. Bu da bizim için çok önemli. Evet. Şimdi belediyelerin, yerel yönetimlerin son dönemlerde öncelik verdikleri konulardan biri de eğitim. Evet. Özellikle ilköğretim öğrencilerine destek. Bunu da bilgi evleriyle sağlıyor birçok belediye. Sizde de var her mahallemiz. Birkaç bilgi evi her var mahallemiz herhalde. Her mahallemizde var. Ama bir tanesi son dönemlerde bir tartışmalı. Yine şuna çok sevindim. Başakşehir'i yakından takip ediyormuşsunuz. Evet, tebrik ediyorum. Evet, yani son dönemlerde çok dikkatimi çeken orada da bir tartışma var. Bu tartışmayı da ben öncelikle size sormak isterim. Sonra projelere geçeceğim hızlıca. Tamam. Bizim bilgi eviyle ilgili medya paylaşımlarımız oldu. Basın açıklamasında da bulunduk. Konu şu, bu mevcut sıkıntıyı aslında biz Aralık ayında da yaşadık. İBB yönetimi bizim daha önce orada yıllardır kullandığımız bilgi evimiz bu bahsettiğimiz yer. Başakşehir 5. etapta bilgi evimiz. Burayla ilgili bir işgal denemesi oldu. İşte zorlayarak kapı içerisine girip orada Büyükşehir orayı işgal edilmişti. Kullanmak üzere bir mücadele oluşturdu. Biz yani bu, Büyükşehir'in bünyesine geçmeksi için mi? Aslında fiilen amacıyla kullanmak istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Tabii muhatap bulup net cevaplar da alamadığımız için
bizim yıllardır kullandığımız bir mekan burası. İşte gelip buraya zorla işte işgal etmeye çalışmak çok mantıksız ve komik. Hep daha iyisi için rekabet edilmeli diye düşünürüz biz. Siz daha iyisini yapın, daha farklısını yapın diye düşünürüz. Mevcut olanla niye uğraşılır onu da bilmiyorum. Daha komik olanı, Aralık ayında bunu yaşadık. Biz hukuka başvurduk. Çıkan sonuç İBB yönetiminin oradan uzaklaştırılması kararı. Sonra iş daha abartılı bir duruma dönüştü. Mevcut bilgi evinin ruhsatını büyükşehir iptal etti ve yıkım kararıyla oradaki fiili uygulamalarla işte elektrik ve doğalgaz kesilmesi için işte yazıların çıkartılması ve buna benzer konularla maalesef çok sıkıntılı bir şeye dönüştürdüler işi. Ben sadece şunu anlamıyorum, medyada da özellikle bunu ifade ederek sordum. Bir kurum, bir kişi bilgi eviyle niye uğraşır? Burası ticari bir kurum değil veya bu alan içerisinde ticari bir faaliyet yapılmıyor. Bilgi evi işte ismi üstünde, içerisinde kadınların, çocukların, gençlerin hem eğitim aldığı hem sosyal faaliyet yaptığı çok güzel bir mekan. Ve burası Başakşehir Belediyesi'nin inşa ettiği bir yer. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir yer de değil. Başakşehir Belediyesi'nin kendisinin ruhsatlı bir şekilde yaptığı bir yer. İçerisinde sosyal bir faaliyet var. Herkes çok mutlu. Zaten işte yüzlerce, binlerce biz mail ve telefon aldık. Nasıl böyle bir şey yaparlar diye. İnsanları biz işte teskin etmeye çalışıyoruz. Sonuç çok saçma sapan bir şey. Bugüne kadar vatandaşımızın hakkını savunduk. Hukuki anlamda da gerekli her şeyi yaptık. Bundan sonra da net duracağız. Hukuki haklarımızı Tabii her türlü hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Madem bu konuyu açtınız, buna benzer birkaç husus yine ilçemizde yaşandı. Bunlar beni çok üzen şeyler. Onları da hatırlatmak isterim. İşte mesela biraz önce ismini zikrettiğimiz Başakşehir Çamsakur Hastanesi'nin yolları meselesi biliyorsunuz çok medyatik oldu. Hı hı. Yapmadı o zaman İBB yönetimi. Yine devamında Ziya Gökalp mahallemizde sağlık ocağı satıyorlar. Sağlık ocağı satılamıyor. Ve şu anda sağlığa en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman da İBB yönetimi şirketi üstünden sağlık ocağı arsasını satıyor. Üstünde sağlık ocağı hizmeti verilen, doktorların olduğu, ASM hizmeti verilen bir yeri satıyor. Ya bu da çok komik. Yani bir büyükşehir belediyesi bir sağlık ocağını nasıl satabilir? Ya bu kadar biz düştük mü? Bu kadar küçük hesaplar mı yapılıyor yani? Bu çok komik. Yine devamında işte bu bilgi evi meselesi daha büyük bir garabet. Gerçekten iyi bir faaliyet yapılmak isteniyorsa o mahallede büyükşehirin arsası, aynı zamanda kamu hizmeti yapılması gereken arsası var. Onu da dönüyor üçüncü kişilere satıyor. Madem bir hizmet yapmak istiyorsan orada yapabilirdin. Sen de bir bina yapıp insanlara hizmet edebilirdin hizmetse. Değilse kamu arsası satılır mı ya? Bu çok komik bir şey. Kamu arsası. Bununla ilgili de hukuki şöyle bu ama. Aslında halka ben bunu ilan ettim. Sonuçta bu kabul edilebilir bir şey değil. Kamu adına hizmet edilmesi gereken bir yeri siz üçüncü kişilere satamazsınız yani. Bu doğru bir şey değil. Etik bir şey değil. Ahlaki değil bir kere yani. Çok kötü bir durum. Ben kamuoyu vicdanını sundum. Bunları anlattım. İnsanlara da duyurdum. Bu konuştuğum uygulamaların tamamı fiilen yapılmış belgeli konular. Keşke yapmasalardı. Keşke biz bunları konuşmasaydık. Keşke bu soru işaretleri olmasaydı. Bir sürü bir işte. Bir diyalog şansı olmuyor mu? Şöyle böyle bir konu için biz daha önce bir sürü kere büyükşehirle falan yazışmalar yaptık veya alternatif konularla ilgili. Bırakın diyaloğu, cevap bile vermiyorlar. Maalesef. Ama çok komik bir durum. İnşallah biz bunlara takılmıyoruz. Yine vatandaşımıza elimizden geldiğince yardımcı olacağız veya onlara hizmet için elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışacağız. Yani bunlara kesinlikle takılmıyorum. Bunları hiçbir zaman bizim moralimizde bozmaz. Aşılamayacak sorunlar değil. Ya aşılmasa da biz gerçekten olmamız gereken yerdeyiz. O yüzden hiç kafama takmıyorum yani. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi Başakşehir'in yanlış bilmiyorsam düzeltin lütfen. 500 bine yakın nüfusu var evet. Değil mi? Yarım evet. Milyonluk nüfus evet. Ve genç nüfus da hatırı sayılır tabii. Diye düşünüyorum. Hatırı sayılır bir genç nüfusunuz var. Ve bu gençler için de birçok projeniz var. Ben de yakından takip ediyorum. İşte Radyo Akademi'yi takip ediyorum. Espor Akademi'yi takip ediyorum.
Müzik Akademisi var galiba. Görüyorum ki sizin de gençliğinizle birlikte gençler için de özel projeleriniz var. Biraz bunları dinlemek isterim. Bu da geçmeden önce yine sahada çok sık rastladığımız bir konu var. O geldi aklıma. Başakşehir Mahallesi'nde o konuştuğum Bilgi Evi'nin olduğu mahallede caddede gezerken yaşlı amcalar çeviriyor. Diyalog şu. Sayın Başkan, Başkan, Başkan. Biraz da Laz çevirisi. Paşkan, Paşkan şeklinde. Buyur, buyur amca, hayrola. Ya hiç çalışmıyorsunuz falan. Hayırdır, niye böyle söyledin falan. Bir sıkıntım var, bir isteğim var. Vallahi şimdi aklıma gelmiyor ama hiç çalışmıyorsunuz falan. O tür diyaloglar yaşadığımız bir mahalledir Başakşehir Mahallesi. Güzel de bir mahallemiz. Başakşehir Mahallemizde, Başak Mahallemizde Living Lab Teknoloji Arge Merkezi. Oradan başlayayım, önemli çünkü o. İçerisinde teknoloji, inovasyon üretilebilen, Türkiye'de tektir, başka bir belediyede yok. Benim çok gururlandığım bir proje. Çünkü Hazreti Ali'nin sözü var, gençlere olduğu zamandaki eğitim verilmeli. Şu günün eğitimi neyse bizim gençlere bunu vermemiz lazım. Ebeveynler olarak belki şu kaçırılıyor, işte bizim zamanımızda böyle değildi, bizim zamanımızda aslında böyle olmamalıydı, bizim zamanımızda şu... Ama öyle demiyor ki büyükler, bizim işte örnek aldığımız insanlar, diyor ki zamana göre yetiştirin. O yüzden biz onlara mekan üreteceğiz, alan üreteceğiz. Ondan sonrası kolay, onlar zaten şekil alıyor. Teknoloji İnovasyon Merkezi Türkiye'de tek. İçerisinde Ortadoğu'nun da tek. Tabii Ortadoğu'nun da tek. Not almışım ben tabii, Ortadoğu'nun da tek. İçerisinde bir sürü bölüm var. Mesela bunlardan bir tanesi çok gurur duyduğum bir şey. Türkiye'nin tüm illerinde öğrencisi var. Teknoloji eğitimi veren, hatta her türlü eğitim veren ve 81 ilin tamamında öğrencisi olan bir kurum orası. Yaklaşık 2600 öğrencisi vardı bu hafta, baktım tekrar kontrol ettim. Türkiye çapında inovasyon ve girişimcilik yarışmaları yapan bir kurum. Bu aynı zamanda şunu özetliyor. Gençlerimizin en büyük hayali yurt dışına gitmek. Niye istiyor bunu? Bir şey üretmiş, bir fikri var veya bir inovasyon oluşturmuş ama karşılık görmüyor. Biz o imkan sunuyoruz gençlere. Evet, burada sana her türlü karşılık var. Sen o karşılıkla hayallerine ulaşabilirsin. Biz seni yatırımcılarla buluştururuz. Sıkıntı yok. Burası senin merkezin. Artık yurt dışına gitmene gerek yok. Fikrin burada marka olacak ki ülkemizin de buna ihtiyacı var. Markalar ihtiyacımız var. Hep şikayet ediyoruz ya, ülke olarak para kazanamıyoruz. Teknoloji üretmeye tabii ihtiyacımız var. Para kazanmak istiyorsak marka üreteceğiz. O zaman para kazanabiliriz. Gençlerimize yatırım yapacağız. Onlar fikirlerini geliştirecekler, marka yapacaklar ve hem ülkemiz hem gençlerimiz kazanacak. Teknoloji İnovasyon Merkezi böyle bir merkez. Bir sürü partneri var, İTO gibi ve bakanlıklarla ve diğer melek yatırımcılarla partnerlikleri var. Yine aynı merkezin içerisinde gençlerin daha önce çok ilgi gösterdiği, işte sosyal medyadan da duyurduğumuz YouTube Akademi, Medya Akademimiz var. Orada da YouTuber olmak istiyorsan gel sloganıyla bir orada sosyal seçimler tarz... de yaptınız biliyorum, takip ettiniz. Evet, devam ediyor. Devam ediyor. Evet. 3 ayda bir yeni tur, yeni ekipler geliyor. O sistem yine devam ediyor. İnşallah sizi de orada eğitimci olarak alırız. Gençlere eğitimci olarak siz de dahil olursunuz. Çünkü oradaki hocaların tamamı sektörden insanlar, bu işi bilen insanlar. Radyo Akademimiz var. Bir sürü genç orada radyo eğitimi alıyor, seçmelerden geçiyor. Mesela bugüne kadar yaklaşık 10 tane gencimiz radyolarda, profesyonel radyolarda radyocu oldu. Üretiyor sistem çünkü. Çünkü orada da radyocular ders veriyor. Tabii aynı şekilde. Aynı şekilde. Teknoloji merkezi de aynı şekilde. Teknoloji akademisinde her türlü eğitimler veriliyor. E-spor işte yeni kuruldu. Orada da bir takımımız var, Dark Passage diye. Oradaki mevcut çocuklar eğitim alarak e-spor sporcusu olacak. Profesyonel sporcu olacak. Aynı bizim profesyonel ligdeki gibi. Çok büyük bir sistem var orada. Geri dönüyorum. Bu oradaki sistemin dışında kültürle ilgili olan kısımda da müzik akademileri, sanat akademileri, tiyatro akademileri ve bunların tamamı üretime dönmüş. Ben artık belediye olarak gençlerimizde böyle bir üretim merkezi kurmuşum ve o üretim merkezi artık dışarıya başka belediyelere, başka kurumlara mesela tiyatro gösterisi yapıyor. Artık ücretli oyunlar oynayabiliyor. Müzik akademileri ücretli gösteriler yapabiliyor. Bu benim için çok büyük bir gurur. Yapılan yatırımın sonucu ulaşması, gençlerin hayallerine kavuşması. Ve son olarak
25 bin genç de her yıl 6 ay boyunca, süreklilik önemli çünkü. 6 ay boyunca yaptığımız Go faaliyeti, gençlik organizasyonu, Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonudur bu. 6 ay boyunca 25 bin gençte. Yani böyle tek seferlik bir uygulama değil. O yüzden de gençlerle müthiş bir enerji ve sinerji var. Sonuca da yansıyor. Biz onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Onlar da sonuca ulaştırıyor ve karşılıklı bir memnuniyet var. Evet. Şimdi ben dersime çalışırken, Başakşehir'e çalışırken böyle bir tarama yapınca karşılaştığım haberlerden en önemlilerinden biri de geri dönüşüm kampanyanızdı. Bu sıfır atık projenize uzunca da bir süredir devam ediyor sanırım bu kampanya. Hı hı. Ve orada da ciddi kazanımları oldu sanıyorum. Hatta Sayın Emine Erdoğan'ın da o kampanyaya da katılmıştı galiba. Ve işte sıfır atık projesinin ete kemiğe büründüğü ilçe olarak da tanımlamıştı. Hı hı. O kampanyada ne aşamadasınız sormak isterim. Mesela bu sözü hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Ete kemiğe büründüğü ifadesini kullanmıştı Emine Hanım. Bu niye çok önemli? Maalesef birçok iş mış gibi yapılıyor. O yüzden de sonuca dönmüyor. Bir faaliyet sonuca dönmezse o zaman bir anlamı yok. Ete kemiğe bürünmüş bir proje olması çok güzel. Rakam olarak da şöyle özetleyebilirim. İstanbul'da çöp miktarı kişi başı 1.22'dir. Yani bir kişinin ürettiği çöp miktarı 1.20. 1 kilo 220 gram. Bizde 0.77'ye düştü bu faaliyetler. Aslında en kısa özeti bu. Ne oldu? Dev bir kampanya yapıldı. Ve artık 0.77'ye düşmüş. Ne oldu bu kalan çöp? Nereye gitti? Onlar geri dönüşüme gitti ve artık faydalı ürün haline dönecek. Veya dönüyor. İşte bunun için maskotlar üretildi. Başakkiller. Eğlenceli, çocuklara dip bir yer olsun. Bilinç oluşsun onlarda. Müzikleri var muhteşem. Ben bile tekrarlıyorum. Sokakta çocuklarla eğleniyoruz. Hadi eller, hadi eller. Geliyor Başakkiller falan diye. Bir dip bilinç oluştu. Evlere ürünler dağıtıldı, bir dip bilinç oldu. Sanıyorum bu konuda en önemli şey de bu bilinç sürecini atlatabilmek. İnsanlara bunu anlatabiliyorsanız, insanlar bunu kavramışsa bu iş evde çözülmeli zaten. Sokakta yapamazsınız. Evde insanlar bilinçliyse, çöplerini ayrıştırıyorsa o zaman zaten başarmışsınızdır. Biz onu başardık çok şükür. İnsanlarda öyle bir bilinç oluştu ve iş matematik olarak avantajlarla döndü. Bundan sonra hedefimiz 0.50'nin altına düşmek. Ve bu işi bakanlık da onayladı ve ilk sıfır atık belgesi bize verildi. Bu benim için çok büyük bir gurur. Bu işin başarıya dönüşmesinin bir belgesidir o. Ve ilk tesisleşmeyi de bitiren kurum biz olduk. Her şeyiyle bir tesis kuruldu. Bundan sonra inşallah şunu yakalamamız lazım ülke olarak. Başakşehir bunu başardı. Rol model olsun, örnek alınsın orada. Sonrası şu olsun. Ham madde için cebimizden işte milyarlarca dolar para harcıyoruz ama mevcut ham maddemizde çöp atıyoruz. Bu bir milli servet, yazık günah. Ve bir kültür oluşmalı burada geri dönüşüm ve çevre için. Hep şikayet ediyoruz, denizler kirleniyor, etraf kirleniyor, o oluyor, bu oluyor. Çünkü ev alışkanlığımız yok. Bu oluşunca artık sokakta yürürken içtiğimiz suyun şişesini geri dönüşüme atma alışkanlığı oluyor. Çünkü evde öğrendik. Ama bunu yapmamışsak, öyle bir alışkanlığımız yoksa maalesef yapmıyoruz. O yüzden de ben bunun sahaya, çevreye de çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Geri dönüşümde insanlar bir kültür oluşacak. Onlar da bir kültür olacak. Ve nihayetinde biz çevremizi de çocuklarımızın geleceği için temiz bir şekilde korumuş olacağız. Bu bizim vicdani sorumluluğumuz çünkü. Şimdi Sayın Başkan, sohbetin başında Başakşehir'in planlı kentleşmesinin bir avantaj olduğundan bahsettik sizin için ama şimdi bir de İstanbul'un beklediği bir deprem var malum. Evet. İşte 7 büyüklüğünde bir en az bir deprem bekleniyor bütün uzmanların söylediklerine göre. Şimdi depreme hazırlık için ne yapıldığı ne yapılmadığı tartışılıyor vesaire ama Başakşehir'de bu depreme hazırlık için önemli bir şey yapıyorsunuz aslında siz. Bu ilk deprem izolatörlü konut projelerinizi evet. yapıyorsunuz sanıyorum. Sosyal konut projelerini. Hem bir depreme hazırlık bakımından Başakşehir ne durumda, neredesiniz? Hem de bu konut projelerinizi anlatmanızı isteyeceğim. Mesela biraz önce söylemiştim. Maalesef birçok şey mış gibi yapılıyor demiştim ya. Bu onlardan bir tanesi.
işte yıllardır tartışılıyor. İşte şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Hadi bakalım toplantı yapalım. Hadi toplanın, Çalıştay yapalım. Onu yapalım, bunu yapalım. Çalıştay. İşte sonuç hiç, 50 var, 0. Evet. Burada mesele, bu meseleyi hani biraz önce gençlikle ilgili yapılanları da anlattık ya. Bir sürü şey yapmalıyız. Ondan sonra sonucunu tartışmalıyız. Ama sadece konuşursak olmaz. Bu deprem meselesi de aynı şekilde. Biz yapabileceğimiz en önemli şey mevcut yapı stoklarımızın yenilenmesi. Bunu tartışacak bir tarafı yok. Evet. Biz depremle ilgili başka bir ekstra önlem düşünmeden ilk yapacağımız şey bu. Sonrasıyla ilgili şeyleri tartışırız veya konuşuruz. Ama en önemli şey depreme hazırlık. Onun için de yapı stoklarının yenilenmesi gerekiyor. Sizde stoklar ne durumda, yapı stok? Evet. Ben mesela onun için analiz de çıkardım. Mesela İstanbul'la aramızda ciddi bir uçurum da var. İstanbul'daki yapı stoğu %80 riskli ve sıkıntılı maalesef. Biz burada Başakşehir'de %25'lerde yaşıyoruz bunu. Çok düşük oranımız. Neden? Kaçak yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Yeni konut yapılarının tamamı ruhsatlı ve deprem yönetmeliğine uygun. Sonuç, şehir kaliteli büyüyor. Modern ve kaliteli ifademin altının sebebi bu. Bunun yanında da daha önemlisi şu, mış gibi yapmadan gerçekten ihtiyaç duyulacak şeye de kafa yorarak ve uygulamasını da yaparak. İşte bunlardan en önemlisi, mesela Türkiye'de ilk deprem izolatörlü konut projesi. İşte başladığımız bir seviyeye gelen. Bu çok önemli bir şey. Niye? Ülkeye rol model oluyorsunuz. Evet, bu yapılabiliyor. Mesela deprem izolatöründeki testlerde şöyle bir sonuç alındı. İşte 8 şiddetinde bir depremi 3 şiddetinde hissediyorsunuz. Bu çok önemli. Japon bilim adamlarını getirdik. Onlarla istişare ederek yapıyoruz projeyi. İfadeleri aynen şu. Biz depremle ilgili bir şey varsa, bir risk varsa, bir sıkıntı varsa evimize gideriz diyor adam. Biz de ne yapıyoruz? Evimizden kaçıyoruz. Niye? Evimize güvenmiyoruz. Evimiz riskli. Ama Japonlar evine kaçıyor. Çünkü evlerine güveniyorlar. Yerlerinden kıpırdamıyorlar bile. Özellikle evine kaçıyor adam. Diyor ki ben evime gitmem lazım acil. Bugün depremle ilgili bir riski hesaplıyoruz. Evim çok güvenli. İşte çok büyük deprem olsa da hissetmiyorum. Çünkü izolatörlü bina yaptım. O yüzden evime gitmem lazım. Biz de bir an önce evden kaçmaya çalışıyoruz. Sebebi yapı stoğumuza güvenmiyoruz. O yüzden de yapıyla ilgili olan yenilemeleri hızlandırmak lazım. Sosyal projelerle ilgili de gerek dönüşüm, gerek diğer direkt insanlara satış olarak da sosyal projeler de yapıyoruz. Çok ciddi rakamlara da ulaştı. Son konut projemiz Bahçeşehir'de Yuvan projemizdi. Orada 315 tarihi 12.800 katılım oldu. Demek ki insanlar istiyor, ihtiyaç var. Tahmin ediyorum İstanbul'da da konut üreten tek kurumuz biz. Bir başka kurumla ortak çalışmadan direkt kendisi konut üreten tek kurumuz. Bu da benim için önemli bir gurur. Çünkü birilerinle destek almadan yapıyor olmak, yapabiliyor olmak ve elimden geldiğince vicdani sorumluluktur çünkü bu. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bu tür dönüşümlere kurum olarak giriyor olmak benim için çok büyük bir gurur. Yine sosyal konut projeleriyle ilgili vatandaşın çok yoğun sorusu var. Sayın Başkanım işte kuradan bize çıkmadı, yenileri olacak mı diye. Başakşehir'imizde hem gelir paylaşım projeler hem sosyal konut projelerimiz olacak. Yine mevcut olan yenilenmesi gereken konutlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma var zaten. Hedefim ve amacım şu, özet. Sosyal projeler, sosyal konut projelerini yapıyoruz, dönüşüm projelerini yapıyoruz. Gelir paylaşımı projeler yapıyoruz. Ama burada mesele mış gibi değil, fiilen bir faaliyet var. Sonuçta insanlara biz inşallah dönem sonuna kadar bölgemizde riskli olabilecek hiçbir bölge bırakmadan. Ha, hepsini belki bitiremeyeceğiz. Sanıyorum sizin bir iki üç mahallemizde problemler var işte. Evet. Ben mesela bir Güvercin Tepe'yi biliyorum. Güvercin Tepe Altışehir bölgesiyle Ziya Gökalp bölgemiz var. Orada da biz mutlaka yenilemeyi bitiremesek de başlayacağız. Ne kadar devam edebiliyorsak, ne kadar bitirebiliyorsak dönem sonuna kadar inşallah biz dokunmadığımız bölge kalmayacak. Bu benim için çok önemli bir şey. En çok hassasiyet üstünde durduğum konulardan bir tanesi. Şu anki gidişat istediğimiz hedefe de ulaşacağız. Ve şu gönül rahatlığıyla insanların huzuruna çıkacağım. Evet, ben
gerçekten yapmam gereken bu vicdan ödevi yaptım, gönlümde rahat. İnşallah bunu istiyorum. Evet, inşallah. Peki Sayın Başkan, son olarak istihdam soracağım. Şimdi siz sohbetimizin başında sanayi bölgesi olmasına vurgu yaptınız Başakşehir'in. Yani yarım milyonluk bir nüfusu var ve bu ekonomik etkinlik alanında da önemli bir katma değer yaratılması demek. Bir sanayi bölgesi demek. Belediye, benim konuştuğum tüm yerel yöneticiler, işte belediye başkanları kendilerine gelen en büyük isteklerinde istihdam olduğundan hep bahsediyorlar. Sizin istihdamı artırmak için elbette ki birinci öncelikli göreviniz değil istihdamı yaratmak için bu konuda, ama bu konuda yerel yönetimlerin ciddi çalışmaları var. Siz ne yapıyorsunuz merak ederim. Bunlardan bir tanesi bence işten önce, hani anlattım ya, Living Lab Teknoloji Merkezi'nde gençlere fırsat verilmesi. Hı hı. Bir şekilde biz gençlerimizi yönlendirip sadece çalışmak değil, fikirleriyle ilgili geliştirdikleri inovasyonların teknoloji ve markaya dönüşmesi meselesinde öncülük etmek zorundayız. Ben asıl insanları daha çok buna yönlendirmeye çalışıyorum. Fikir üretin, eğitimleri biz verelim, ürettiğiniz fikirlerinizi biz markalaştıralım. Her gencimiz başarabiliyorsa kendi işinin patronu olsun. Birinci önceliğim o. İkincisi, bahsettiğiniz gibi sadece sanayi olarak değil, işte Avrupa'nın en büyük hastanesi ve buna benzer ciddi manada istihdam oluşturacak alanlarımız var. Mesela İkitel Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi ve 32 bin iş yeri var. Yaklaşık çalışan nüfusu 400 bin İkitel Sanayi Bölgesi'nin. Sadece Başakşehir için değil, çevre ilçelerin de çok yoğun bir şekilde gidip geldiği ve sanayi manasında, istihdam manasında faydalandığı bir yer. Bu da bizim için büyük bir gurur. Tabii ki ilçemizde buna rağmen iş arayan arkadaşlarımız, gençlerimiz vardır. Mutlaka olacaktır zaten. Biz onlar için de mesleki eğitim destekleri veriyoruz. İşte sosyal manada da destekler veriyoruz kişisel gelişim konusunda. Hem sosyal destek hem eğitim destekleri. Amacımız gençlerimiz önce işinin patronu olsun, başarabiliyorsa fikri olsun, geliştirsin. Sonra bunlar olmuyorsa gerçekten eğitim alarak kaliteli bir iş sahibi olsun, geleceğe dair umutları olsun. Şu anda çok büyük bir sıkıntımız yok Başakşehir olarak. Bundan sonra da olsun istemiyorum. Elimizden geldiğince de biz gençlerimize destek oluyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sizin özellikle benim sormayı unutup sizin özellikle eklemek istediğiniz bir şey varsa. Aslında şöyle, sözümün başında da söyledim. Çok proje anlatıp böyle sıkmak da istemiyorum ama insanları. Ama siz genel bir çerçeve çizdiniz. Evet, genel zaten olsun. Evet. Çünkü mutlaka bizi takip eden arkadaşlarımız veya bizi takip eden insanlarımız projelerle ilgili bilgi sahibi oluyordur. Bizim özellikle vatandaşımıza buradan dönüp de projeleri anlatmam sıkıcı gelebilir. O yüzden o işlere girmedim. Gençler benim için çok önemli. Benim en büyük projem gençler olsun. Bütün derdim, amacım. Gençlerle ilgili biz yapabileceğimiz maksimumda ne varsa yapalım. Onlar benim en büyük projem zaten. İnşallah onlar için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olunuz, ayaklarınıza sağlık.